Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Çörek de mi söyledin? Kahvaltı etmedim dedi. Sen sabah sabah arayınca öyle apar topar çıktın. Vallahi sofra Serdar'a kaldı. Aman bir kere de o toplasın, ne olacak? Arkadaşımı özledim ben. Vallahi ben de. Epey oldu görüşmüyoruz. Merak edip aramadın hiç. Yeni evliliği rahatsız etmeyeyim dedim. İşler de çok yoğun bu aralar. Hemen hemen her gece mesaiye kalıyorum. Allah'tan sabahları böyle geç gidebiliyorum bazen. Okudum gazetede. Chris Tuncay'la Rodin hiç etkilememiş. Yanındaki resmi de gördün o zaman. Gördüm. Aslanım kilo almış. Daha da sevimli olmuş. Hamile onda. Hamile mi? Daha basına bir açıklama yapmadılar ama öyle. Niye acele etmişler o kadar? Pot mu kırdım? Sende bir şey yok inşallah. Yok canım, daha dur. Kaç aylıkmış? Ne bileyim, sormadım. Ama karnı belli olmaya başladı. Uyanık. Hiç boş durmamış bak. Hemen çocuk yapıp kendini garantiye almak istemiş. Hata etti bence. Tanımıyor Levent Bey'i. O öyle çolukla çocukla eve bağlanacak adam değil. Evlilik onun işi değil aslında. Vallahi için rahat eder mi etmez mi bilmem. Ama yine de söyleyeyim. Hiç umrunda bile değil adamın. Her gece başka biriyle başka bir mekanda geziyormuş. Geçen de bir gece eve hiç gitmemiş galiba. Sabah holdingde kavga etmişler. Kızlar görmüş, aslanım tuvalette ağlıyormuş. İstediğini aldı. Birkaç damla gözyaşı da bedeli olsun artık. Sende ne mane yok? Nasıl gidiyor evlilik? Güzel. Çok güzel hem de. Eniştem nasıl? Hayatından memnun mu? Benimle birlikte olan adam için sorulacak soru mu bu? Sevmekten öte resmen tapıyor bana. Maşallah de. Bugüne kadar hep benimle birlikte olan erkekleri şanslı görürdüm. Şimdi ben de kendimi şanslı hissediyorum. Ben de Mithat'la çok mutluyum. Senin ağzından böyle şeyler duymak ne güzel. Aman Ferdi. Aman dikkat et artık, bir yanlış yapma. Madem bu kadar güzel her şey, sen de dört elle sarıl evliliğine. Mutluluk kolay bulunmuyor biliyorsun. Bir daha kaybetme. Merak etme. Mithat benim sabrımın mükafatı. Ödülüm o benim. Hiç kaybeder miyim? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Müsait misin? Buyurun, buyurun. Gümrükten geliyorum. Trafik mahvetti. Ben de yoğundum sabahtan beri. Bir ara vereyim dedim. Kahve? İçtim, sağ ol. Bunu gördünüz mü? Neyi? Vay vay. Ortak olmuşlar. Şevket Bey sırtını Cem Aydınoğlu'na yaslamış şimdi de. Akraba dayanışması.
Yağlı Kapı'nın nimetlerinden faydalanmaya başlamışlar. Düzeltir artık durumunu. Şirketle o olaydan beri hiç karşılaştınız mı? Hayır. Bütün sizi dolandıranlar teker teker kapıya geliyor. O da geldi mi hiç diye sordu. Benim paramı banka hemen ödedi biliyorsun. Banka Şevket'ten alıyor veya aldı. Hala ödüyor biliyorum. Ama artık kapı gibi eniştesi var arkasında. Artık hiç zorlanmaz da. Siz ne yaptınız? Dün bir hışımla çıktınız, öyle geri de dönmediniz şirkete. Bırak Allah aşkına, nasıl sinirim bozuldu yine gördün. Yazık, acıdım bence Eda'ya. Beter olsun. Hala o adamın peşinde sürünüyor. Daha da sürünecek. Utanmadan kalkıp geliyor buralara. O adam için bu kadar küçülü, aptal. Ya Oğuz yalan söylüyorsa? Ceyda gerçekten o parayı onun için istemediyse? Yani Oğuz sizin Ceyda'ya yardım ettiğinizi duyunca aranızın düzeleceğini düşündü belki de. Böyle bir oyun oynadı yine, olamaz mı? Neyse ne, hiç ilgilendirmiyor beni. Ne halleri varsa görsünler. Yeter ki benden uzak dursunlar. Ben yine de Ceyda'nın Oğuz'dan kurtulabilmek için bir çıkış yolu aradığına inanıyorum. Yoksa kalkıp gelir miydi buraya? Karşınıza çıkmaya cesaret edebilir miydi, bir düşünün. Düşünecek bir sürü iş duruyor içeride. Ceyda'ya kafamı yoramam. Size kolay gelsin o zaman. Sağ ol, sana da. Alo, iyi günler. Ben gazetenizdeki bir ilanla ilgili arıyorum. Hayır, hayır. İlan verenle ilgili elimde haber değeri olabilecek bir bilgi var da. Bu konuda kiminle görüşebilirim? Lütfen. Bekliyorum.